Merhabalar tekrardan değerli seyirciler, programımız devam ediyor ve bugün her zaman olduğu gibi neler olup bitiyor dünyamızda ve ülkemizde kısaca bir bakacağız ve çok değerli doktorumuz, yardımcı doçent doktor İlker İpekdal'la birlikte bu yeni açılım sürecinin değerlendirmesini yapacağız. Kendisiyle bir telefon bağlantımız olacak ve aslında en önemli nokta şunu farkında olmamız gerekiyor ki tüm dünyada yaşanan bu virüs salgınıyla beraber yavaş yavaş bazı ülkeler açılım sürecine, yani belli tedbirlerin gevşetilmesi sürecine adım attılar ki biz buna normalleşmenin ilk aşaması da diyebiliriz ki tabii bu sürece girildiğinde de doğal olarak insanlar arasında da bazı tedirginlikler oluyor, bazı fikir farklılıkları oluyor ki bu da özellikle bir ikilem yaratıyor. Acaba bu açılım, bu normalleşme süreci nasıl olmalı şeklinde ki bu bağlamda da aslında çok önemli örnekler de var. Bu konuda izleyebileceğimiz, takip edeceğimiz belli tecrübelerinden kendi ülkemizin özelliklerine ve niteliğine göre bir şeyler alabileceğimiz, onların tecrübelerini paylaşabileceğimiz örnekler de var ki bunlardan bir tanesi Yeni Zelanda'ydı ki ben de dünkü yazımda da köşe yazımda da bahsetmiştim. Bu da şu şekildeydi. Yani Yeni Zelanda'da nüfusu çok da büyük olmayan, yaklaşık 6 milyon nüfuslu bir ülke, bir ada ülkesi Yeni Zelanda ve transit uçuşların konumundan ötürü çok fazla olmadığı bir ülkeydi ve ülkesine gelen virüsün, salgının büyük sayılabilecek bir oranı, %33'lük bir oranı dışarıdan gelen bir ülkeydi. Ve ilk olarak onlar da bizim ülkemizde olduğu gibi dışarıdan gelen uçuşları, girişi yasaklamışlardı. Ülkeyi tamamen dışarıya kapamışlardı ve her gün insanlardan, vatandaşlardan şöyle bir düzen istemişlerdi. İşte sokağa çıkma yasağı getirdikten sonra her gün gördüğü ve yakınında bulunduğu kişilere dair günlük tutmaları. Çünkü orada bir baloncuk denen bir uygulama söz konusuydu. Nasıldı bu uygulama? İnsanların işte bu sosyal adaptasyonunu, bu yeni düzende kendilerini daha rahat ve huzurlu hissetmeleri için iyi anlaşabilecekleri sınırlı bir grupla iletişim kurabilmelerine imkan tanıyordu bu sistem. Ve bu sistemde, baloncuk sisteminde bu insanlarda her gün iletişim kurdukları insanların kim olduklarına dair bir günlük de tutuyorlardı ki bu süreçte de, yani Yeni Zelanda'da da bir açılım süreci söz konusu ama bu bahsetmiş olduğum günlük tutma hala devam edecek olan bir uygulama. Yani insanlar bu açılım sürecinde de irtibatta oldukları insanları günlüklerine işleyecekler ve olur da yeniden bu salgının ortaya çıkması durumunda kimin kimlerle irtibata kurduğu çok daha kolay anlaşılmış olacak bir sistemdi ve günde 8000 adet test yapılan bir yapı oluşturmuşlardı ve bunun sonucunda da yani bu test politikasıyla da birlikte bu yapıyı oluşturdular ve ciddi şekilde salgının önüne geçildi ki ülkemizde de hakkını teslim etmek gerekir ki hükümetin de etkin ve hızlı bir şekilde virüs salgınına karşı almış olduğu önlemler, işte
sokağa çıkma yasağı olsun ve diğer önlemler, karantina süreci olsun, yurt dışından gelen uçuşların yasaklanmasından hemen önce ve sonrasındaki karantina süreci gerçekten de şu anki olumlu sürecin başlamasına olanak sağladı. Tabii ki değerli seyircilerimiz, bu sürecin sonrası da çok önemli ki bugün Vatan Gazetesi'nde nitekim Profesör Doktor Tamer Şanlı'dan bir röportajı vardı, açıklaması vardı ki Vatan Gazetesi de bunu manşetten vermişti. Ne demişti Profesör Şanlı'da? Rehavete kapılmayın. Yani bu bütün dünyada da böyle. Yani biraz önce size sizinle paylaştığım Yeni Zelanda örneğinde de böyle, insanların rehavete kapılmaması konusunda ciddi uyarılar var ki rehavete kapılan Almanya'nın çok başarılı bir şekilde ölüm oranını kontrol altına almışlardı. Rehavete kapıldıktan sonra bu oranlar alt üst oldu orada da. Yani rehavete kapılmanın çok ciddi handikapları olduğunu bilmek lazım ve ne demiş Şanlı'da, tüm dünyada bu salgın bitmediği sürece bizim için de aynı koşullar geçerli olacaktır. Bu salgınla ilgili şimdilik bir tecrübe yaşadık ve eksiklerimizin neler olduğunu toplum olarak gördük diyor. Şanlı'da aşı konusunda ise dünyada bazı grupların insan deneylerine başladığını ve en erken 2020 güz dönemine bir aşının yetişebileceğini söylemiş. İkinci dalga uyarılarına gelince bunun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum şeklinde açıklamalarını sürdürmüş Tamer Şanlı'da ve maske takma, sosyal mesafe ve hijyen gibi temel kurallara tereddütsüz uyulmalıdır uyarısını kendisi de tekrarlamış. Evet, hep bütün sohbetlerimizde, programlarımızda, değerli uzmanlarımızla olan sohbetlerimizde ve programlarımızda altını çizerek vurguladığımız nokta zaten rehavete kapılmamak gerektiği. Yani bu ilk aşama tabii ki ama sonrası da önemli ve telefon hattımızda yardımcı doçent doktor İlker İpekdal var. Merhabalar efendim. Merhabalar Tamer Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Evet, bugün normalleşme adına, açılım adına ilk adımı attığımız bir günü yaşıyoruz ve bu bağlamda sizin görüşlerinizi de ben merak ediyorum. Özellikle vatandaşlarımızın rehavete kapılmaması ve gevşememesi, tırnak içinde kullanıyorum, bu tarz uyarılar yapılıyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, aslında hepimiz durumunun farkındayız. Yani evlerimizde de sıkıldık, yeteri kadar beklenildi. Hem maddi hem manevi bir yıpranmışlık söz konusu. Aslında birazcık da sabırsızlık var. Yani bu bir, yani adım adım denilirken biraz koşar gibi oldu ama yine aslında burada asıl önemli alması gereken halkımız olacak. Yani işlerini halletmek için dışarıya çıkan halkımız ve işlerini açıp da onlara hizmet vermek isteyen, ister gerek kamu gerek özeldeki çalışanlar olacak. Dolayısıyla herkese büyük oranda bir sorumluluk düşüyor. Bu anlamda yapılacak tek şey aslında hepimizin ezberlediği, ezbere bildiği şeyi uygulamaya geçirmek ve bundan da asla taviz vermemektir ki bunlar: el hijyenine dikkat etmek, maskemizi mutlaka takmak ve 2 metre kuralına, sosyal mesafe kuralına da uymaktır. Bunları eğer el birliği içerisinde yapabilirsek virüs illaki aramızda, asemptomatik vakaların olduğunu düşünüyoruz tabii ki hala. Bunların hızlı bir şekilde yayılmasını en azından engelleriz ve olası bir ikinci dalgayı yaşamaktan korunmuş oluruz. Bu süreçte sizin de görüşünüzü almak isterim. Yani özellikle son günlerde çok tartışılan bir konu var. Okulların yakın zamanda açılıp açılmaması ile ilgili. Sizin bir hekim olarak, bir doktor olarak görüşünüz nedir efendim? Şimdi hekim olarak görüşüm, okullarda neden açılmasın veya açılsın tartışması var. Çünkü çocuklarımız asemptomatik, yani herhangi bir klinik bulgu vermeden taşıyıcı olabilirler. Yani
A öğrencisi okula gittiğinde eğer evinde herhangi bir belirti vermeyen virüs taşıyıcısı varsa evinde, ki çalışma hayatına da açıldı artık her şey, kendi arkadaşına bulaştırıp aynı sınıftan oradaki kişi alıp evine götürebilir. Yani taşıyıcı olabilir çocuklar. O anlamda aslında en büyük riski teşkil ediyor. Dolayısıyla önümüzü görene kadar açılmamasında fayda var. Hani bu yıl sonu, bu yıl böyle kapatılmalı mı değil mi, ama bir taraftan da eğitim devam ediyor. Yani hekim olarak görüşüm buna yolda karar vermek ve aşamalı karar vermek muhtemelen. Yine bilim kurulları burada çok önemli fonksiyonları olacak. Yani bu bir kişinin kararı asla olamaz veya bir bakanlığın kararı da asla olamaz diye düşünüyorum. Burada gerçekten bilim kurulunun, hatta bilim kurullarının artık ortak bir karar vermesinde fayda var. Çünkü en büyük sorun belki oradan çıkacak. Dolayısıyla şu an için uygun olmadığını düşünüyorum bir doktor olarak. Ve önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda bunlar aşama aşama tekrar dinamik bir şekilde koşullar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek gerekiyor. Ama açılsın ya da açılmasın veya tarih vererek bir şeyler söylemek öylesine bilmediğimiz bir virüs olayında çok da bilimsel görünmüyor. Diğer taraftan, yani bir iki çocuğunu okulda şu an online eğitimle uğraşan bir baba olarak da baktığımda çalışma hayatına giren aileler çocuklarıyla nasıl ilgilenecekler ki, şu an mesela benim çocuğumun sınıfında çocuğunu bu online eğitime dahil edemeyen aileler var ve bir devamsızlık veya derslerden geri kalması söz konusu. Kreşler hakeza, aile çalışıyor ama nereye bırakacağı herhangi bir şekilde belirlenmedi. Sayın Başbakan hani işverenlerin bu konuda birbirlerine yardım etmesini istiyor, yani temenni ediyoruz, birbirlerinize yardımcı olun gibi temenni tarzında bir şey söyleniyor ama bunların da belli bir şeye konulmasında fayda var. Sisteme konulmasında fayda var. Dolayısıyla bunların hepsi dinamik bir süreçtir ve aslında süreç içerisinde de bilim kurullarının ortak görüş çerçevesinde karar vermekte fayda var diye düşünüyorum. Son bir soru daha sormak isterim size. Şu an Türkiye'de o yükseldiği, pik yaptığı noktanın altına doğru gitmeye başladı. Kontrol evet. altına alınıyor şeklinde bir durum söz konusu, ama Avrupa'da pek çok örneğini görüyoruz. Örneğin Almanya bir tanesiydi. Gerçekten tam kontrol altına alındı noktasından sonra, belli bir gevşeme tedbirlerinden sonra yeniden yükselişe geçti. Bu bağlamda da herhalde özellikle ilk sorumda zaten açıklamıştınız, tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ve bu hani RTRO değerleri gibi bilimsel değerler var. RTRO değerleri gibi bu bilimsel değerler tabii ki önemli. Yani bir kişinin kaç kişiye bulaştıracağı, bu açılımın en büyük riski zaten bu oranları artırma riskidir. İşte dolayısıyla burada aslında hani testler aşırı kurtarıcı olmayabilir ama önümüzü gösterici, yol gösterici çok önemli enstrümanlardır. Gerek hızlı test, gerek PCR testleri. Bunların yani hangi koşullarda, hangi sıklıklar, nerelerde, kimlere, hangi testlerin, hangi kombinasyon yapılacağı, yani oturup tekrar konuşulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Yine hani açıldık ama tekrar geri adım atmalar, belki kısa süreli kapanmalar, belki periyodik kapanmalar, hafta sonları gibi, bunlar önemli şeyler. Türkiye'nin de aslında verileri takip ederek adım atacağını düşünüyorum. Umarım bu ufak kıpırdanmalar veya ikinci bir tik olmaz. Ama bunu gerçekten hükümetler, devletlerin de çok öngörmesi mümkün olmayabiliyor. Toplumun davranışı belki de bunu belirleyecek en önemli faktör. Çünkü sonuçta bu klinik bir hastalık durumu ve toplumda yayılan bir hastalık. Özellikle de bu durumda yayılmasını önleyici tedbirlerin hiçbir zaman elden bırakılmaması herhalde birinci kural olacak. Efendim, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar. Çok mersi. Evet, değerli seyirciler, değerli doktorumuzun da ifade ettiği gibi tedbiri elden bırakmamak hemen hemen bütün uzmanlarımızın, sağlıkçılarımızın tavsiyesi. Biraz önce Tamer Şallıdağ'ın da açıklamasını sizlerle paylaşmıştım. Ve bu bağlamda
gerçekten bu sürecin de aslında geçirdiğimiz 40-50 günlük süreç kadar önemli olduğunun farkına vararak hareket etmemiz çok önemlidir. Bu konuda işte oldu bitti artık rahatız yaklaşımının içerisine girmek en büyük hata olur. Ve gerçekten de bütün gazetelerimizdeki, gazetelerimizde hemen hemen uzmanlarla yapılan röportajlar var bugün. Bir diğer gazetemiz Yeni Bakış'ta da "Tedbiri elden bırakmayalım" manşeti vardı ki enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, iş yerlerinin seri bir şekilde açılmasıyla bizlere olumsuz yansıyıp yansımayacağını 20 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Eğer olumsuz bir durum ile karşılaşırsak her şeyi sil baştan yapmak zorunda kalırız ifadelerini kullanmış. Bu da bize gösteriyor ki gerçekten bu günleri bizim gerçekten en üst düzeyde kendi kendimizi koruma tedbirleriyle geçirmemiz gerekiyor. Nitekim Profesör Doktor Nedim Çakır da tedbirli olduğumuz sürece, sosyal mesafeyi koruduğumuz sürece iş yerlerinin açılmasında bir sakınca olmaz demiş. Yaklaşık 15 gündür ülkemizde zaten pozitif vaka görülmüyor ki bu da hepimizin içini rahatlatan bir durumdu ve işbaşı yapılan bir günde size merhaba dedik bugün. Evet, büyük özel sektörün büyük bir bölümünün bugün işbaşı yaptığını söylemiştik ve gerçekten de özellikle alışverişlerimizde bu mağazalar her yer açıldı şu an. Tabii ki uzun süredir de hasretiz alışverişe bir şeyler almaya ama bu konuda da hassasiyetin yüksek olması gerekiyor. Ama ne olur hevesle girip böyle kalabalıklar oluşturmayalım. Mesafeyi koruyarak bu günleri atlatalım diyoruz. Ve bu arada bir de ekonomi haberi var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. TL'yi kötü günler bekliyor. Ekonomist Okan Veli Şafaklı, koronavirüs krizi dolar ve altın piyasalarında da ezberi bozdu. Doları ve altını yatırım aracı olarak görenler, salgın öncesi bu durumu salt risk getirisi olarak değerlendirirken şimdi yatırım kriterlerinin başrolünde güven olmaya başladı. Yatırımcılar getiri üzerinden yatırımlarına karar vermekten vazgeçerek altına ve uluslararası rezerv aracı Amerikan dolarına yöneldi diyor yapmış olduğu açıklamalarda. Ve gerçekten son günlerde hep paket servisi de çok tartışılıyor. Paket servisi de gerçekten üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka önemli nokta. Tüm kriterlerin yerine getirildikten sonra ancak böyle bir girişimin herhalde onayı verilir diye düşünüyoruz ve hayata dönüş diye de bugünü adlandıran bir gazetemiz var, Yeni Düzen gazetesi. 51 gün sonra pek çok sektör bugün açıldı ve gerçekten hem şehirler arası seyahat kısıtlamasını kaldırdık bugün. Kısmi sokağa çıkma yasağı pazar günleri dışında kalkıyor. Sokağa çıkarken maske takmak zorunlu ve saat 21'den 06'ya kadar gece tam sokağa çıkma yasağı da aynı zamanda devam ediyor. Restoran, pastane, kafe, büfeler çalışanlara test yaptırmak şartıyla da 11 Mayıs'ta itibaren paket servisi hizmetine başlayacak diyor. Yine haberinde bir bilgilendirme olsun diye ben de sizlerle paylaşıyorum. Turizm sektörü, eğlence mekanları, berber, kuaför ve eğitim kurumları dışında tüm sektörler bugün açık olacaklar değerli seyircilerimiz. Ve kamuda yalnızca gerekli görülen yerlerde 15 Mayıs'a kadar rotasyon usulünde belli koşullarda çalışma başlayacak. Ve okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerler 15 Mayıs'a kadar
kapalı kalacak. Ve evet, bir taraftan seviniyoruz kısıtlamalar kalkmaya başladığı için, bir taraftan da tedbiri elden bırakmıyoruz ve bu süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmeye çabalıyoruz. Biliyorsunuz ki bu sadece bizimle ilgili bir süreç değil, bütün dünyayı etkisi altına alan bir global bir tehdit bu virüs salgını. Ve bu bağlamda da tabii ki bazı avantajlarımız vardı. Yani herhalde Kıbrıs Türkleri ilk kez izole bir toplum olmalarının, ambargolar altında olmaktan yıllardır şikayet ederiz, tepki gösteririz, ama ilk kez bu izolasyonun özellikle salgından korunabilmek için bir parça katkısını gördük dersek herhalde yanılmış da olmayız diye düşünüyorum. Gerçekten de çok uzun yıllardır izole yaşamış, özgürlüğünü uluslararası toplumda tam anlamıyla yaşayamamış, serbestliğini yaşayamamış bir toplum olarak bugünlerde gerçekten bu virüs salgınıyla beraber de bunun avantajlarını da bir parça yaşıyoruz. Ve şunu da aklımızdan çıkarmayalım değerli seyircilerimiz. Ülkemizde eğitim için gelen ve koronavirüs salgınının ortaya çıkması ile ülkesine dönme fırsatı, imkanı bulamayan hatırı sayılır sayıda da öğrencimiz var, yabancı öğrencimiz var. Bu öğrencilerin pek çoğu da yokluk içerisinde ve bazısı bizlere ulaşarak mağduriyetlerini de dile getiriyorlar, yardım istiyorlar. Bu konuda gerçekten ilgili kurum kuruluşların bu öğrencilere de tabii ki yardım elini uzatması. Çünkü hepimiz anneyiz, hepimiz babayız, hepimizin kardeşleri var çocuğumuz olmasa bile. Ve yabancı bir ülkede beş parasız kalmak gerçekten nasıl bir duygudur, ne kadar kötü bir şeydir. Bunun empatisini yapabileceğiz diye düşünüyorum. Evet, sosyal yaşamın kopukluğu artık bir parça ortadan kalkmasıyla artık internet bağımlılığının da bir parça herhalde mesafe koymamız gerektiğini de söyleyerek bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. Evet değerli seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Ne olur tedbiri elden bırakmayın. Gevşemenin de limitlisini yapalım. Bize zararı dokunmasın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.